Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size müthiş bir börek yaptım. Kıymalı rulo böreği ya da paçanga böreğinin kıymalısı, sucuklusu. Hem tavada da yaptım, arta malzemeyle hem fırında yaptım. Mükemmel oldu arkadaşlar. Bu misafir geldiği vakit yapılacak bir şey. Çok acele yapabilirsiniz. Şöyle keselim. Çok sıcak, yeni çıktı, müthiş. İçinde ne mi var? İçinde kıyma var, kaşar var, sucuk var. Puf, puf da kabarmış. Nasıl mı yaptık? Şimdi izleyelim. Evet, şimdi tarifimize geçebiliriz. Malzemelerimiz yine burada. Yarım kilo kıyma. Ben bunu az yağlı aldım. Böreğin içine az yağlı yapıyoruz. Bir miktar biber. Yani bir büyük biberi çok ince doğradım. Bir orta boy domates. Domatesi çok ufak doğradım. İşte kaşar dilimledim ince ince. Şöyle şöyle. Sucuk dilimledim. Karabiberim var, pul biberim var, tuzum var. Malzemelerimiz basit. Şimdi yapımına geçelim. Önce ilk evvela şu içini bir hazırlayalım. Altını kızdırdığımız bir çelik tavaya, siz isterseniz teflonla yapın. Az bir şey yağ döküyorum arkadaşlar. Böyle çok değil. Yarım kilo gene de çok değil. Mümkün olduğu kadar az. Ama kıymamız yağsız olduğu için çok da zar gibi de yapmıyor. Birazcık, mümkün olduğu kadar az. Şu biberlerimi atıyorum. Önce biberler. Arkadaşlar burada yanlış yapıyor çoğu kimse. Önce kıymayı kavurup sonra biberleri atıyor. Yanlış. Biberin bir kere kokusu çıkacak. Biber bir kendine gelecek. Kıymayı kavurup da attığım vakit o biberi, o biber kavrulmuyor. Kavrulmuyor derken ısınıp da çıkarması gereken kokuyu çıkarmıyor. Yani o tam bir tatlı olmuyor. Esas usul burada, deneyin göreceksiniz. Şimdi bunları tabii ki kızartmıyoruz çok böyle. Sadece öldürüyoruz. Bu tarifimde benim soğan yok. Ben soğan kullanmıyorum bu tarifte. Kıymalı börekte soğan olmaz mı? Olur ama bu paçanga türü bir börek olduğu için fazla bir soğana gerek yok. Çünkü hem sucuk kullanacağız hem de kaşar kullanacağız. Kaşarla soğan hiç iyi giden bir kombinasyon değil arkadaşlar. Şöyle ben kıymamın 400 gram kadarını falan kullandım. 350 gram, 400 gram civarı kullandım. Şimdi bunu çok olmak kaydıyla bir kavuruyoruz. Şimdi buraya dikkat edin. Kıymam beyazlaşmaya başladı vakit. Tam beyazlaşmadan domateslerimi de atıyorum. Çünkü bunu fırında yapacağız. Daha fırında pişecek. Daha domatesleri bile kendine getireceğiz. Onun için kıymayı çok kavurmuyoruz. Bunun püf noktası burada. Baharatlar atalım. Baharat işi keyfe keder. Tabii ki ben yarım çay kaşığı karabiber atıyorum. Yarım çay kaşığı da pul biber atıyorum. Tamamen acılık miktarı size kalmış. Bir tatlı kaşığından çok azıcık az tuz atıyorum. Yarım kilo bir tatlı kaşığı iyi gidiyor. Bu ufak bir tatlı kaşığı, büyük tatlı kaşığı değil.
Bu iç sizin zevkinize göre olabilir tabii ki ama tekrar ediyorum. Bunu soğan bozar. İyi olmaz. Şu şekilde karıştırdım. Kıymam tam pişmedi arkadaşlar. Buna iyi dikkat edin. Eğer şimdi böyle yediğim vakit böyle sulu sulu gelsin istiyorsanız bunu tam pişirmiyorsunuz. Böyle alalım. Birazcık şöyle soğusun. İçimizi biraz soğuttuk. Şimdi mutfaklara başlayalım. Ben de bunu bu tepside ilk defa yapacağım için kaç tane yufka gideceğini tam olarak bilemiyorum. Şimdi hem yapacağız hem göreceğiz. Şu tezgahı boşaltayım. Önce şu yufkayı alıyoruz. İkiye bölüyoruz. Bunu dördü de bölebilirsiniz. Ama ben fırında yapacağım için biraz kalın olmasını istedim. Şimdi bu böreğin kalınlığını buradan ayarlayacağız. Nasıl istiyorsunuz? Şu şekilde. İki tane kaşar koyuyorum. İki tane sucuk koyuyorum. Şöyle katlayıp yine böyle katlıyorum. Mektup biçimine geliyor. Şu şekilde yağladığımız tavaya şöyle tepsiye yerleştiriyoruz. Bir tane daha yapalım. Kaşar oranı size bağlı tabii ki. Daha ince kesebilirsiniz, daha kalın kesebilirsiniz. Paçanga böreği gibi bizim farkımız pastırma kullanmıyoruz. Bir de kıyma koyuyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Böreklerimizi tepsiye yerleştirdik. Tam 3,5 yufka gitti. Kare tepsi olsa daha iyi olur tabii ki de. Ben fırını Adapazarı'ndaki evden getirirken tepsileri getirmeyi unutmuşum. Düşmesin diye çıkarmıştım. İnşallah gittiğimizde alacağız. Böyle idare edeceğiz. Şimdi bir yumurtanın sarısını 2-3 kaşık yemeklik sıvı yağla beraber karıştırdım. Böreklerimizin üstüne sürüyoruz. Çünkü güzel kızarmasını istiyoruz. Şu şekilde. Bolca sürelim. Şimdi bunu 190-200 derece ısıttığımız fırına verelim. Böreğimiz fırında
Böreğimiz fırında pişerken geri kalan malzemeyi ziyan etmemek için bir de tavada yapalım. Şimdi bir yufkayı böyle dörde böleceğiz üçgen biçimde. Tavada yapacağız. Bu birazcık daha ince olacak. Malzemesini ona göre çok koymuyoruz arkadaşlar. Yani kaşarını kıymasını fazla koymuyoruz. Şu şekilde hazırlıyoruz. Hemen hazırlayayım ben size. Burada sucuk pastırma görevini görüyor. Şöyle. Şimdi bir tane teflon tava alıyoruz. Altını yapıyoruz. Güzelce kızdırıyoruz. Kızarken biraz sıvı yağ döküyoruz. Çok değil arkadaşlar, zar gibi. Şöyle yağı bir güzel gezdirelim. Güzel kızsın yağımız, yağ çekmesin. Yağımız kendine geldi. Böyle şöyle tavaya koyuyorum. Arkadaşlar bunu sırf bu şekilde tavada da pratik olarak çok çabuk olarak yapabilirsiniz. Tavada yaptığınız vakit yumurta sürmenizi tavsiye etmiyorum. Daha malzemem var ama ben size iki tane yapıyorum hemen. Aslında sırf tavada çekecektim. Fakat tavada yaptım, denedim. İçinde malzeme bol. Bir de tavada hafif yağla pişiriyoruz. Bana biraz yağlı oluyor gibi geldi. Onun için şimdi çok az yağla pişiriyorum. Bir de o sebepten dolayı bir de fırında pişireyim dedim. Bakalım yağ oranı nasıl olacak. Mutlaka yani şu şekilde dibine yağ koyuyoruz. İçi de yağlı malzeme. Ağır oluyor ama böyle de çok güzel oluyor. Yani yağ ne kadar çok o kadar lezzetli biliyorsunuz ama bu yaştan sonra da bize zararlı yağ. Böreklerimiz oldu. Şöyle bakalım. Arkadaşlar tam paçanga böreği aslında bu. İçindeki malzeme farklı. Buna ırgat böreği de diyorlar. Evet, böreğimiz pişti. Şöyle bakalım. Mükemmel pişmiş. Çok güzel kabarmış. Kaşarlar kiminden taşmış. Şöyle bir servis tabağına alalım. Bir de puf puf kabarmışlar.